Bodrum'da Covid-19 belirtisi gösteren ve temaslı olanlar test sırasında yoğunluk oluşturdu. Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca yeni varyantın bulaşıcılığına dikkati çekerek maske ve mesafe uyarısını yineledi. Koronavirüsün omikron varyantının da etkisiyle dünyada ve ülkemizde vaka sayılarında artış yaşanıyor. Türkiye'de son günlerdeki vaka artışı günlük koronavirüs tablosuna da yansıdı. Son 24 saatte 362836 covid-19 testi yapıldı. 33520 kişinin testi pozitif çıktı. 129 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı 22161 oldu. Bodrum'da yeni yılın ilk mesai gününde covid-19 test sırasında yoğunluk vardı. Çok sayıda kişi temaslı olduğu için ya da koronavirüs belirtileri gösterdiği için Bodrum Devlet Hastanesi'ne test yaptırmaya gelince covid-19 polikliniği önünde yoğunluk oluştu. Kimi vatandaşlarsa test yoğunluğunun olduğu saatte COVID polikliniğinde çalışan sayısının artırılması gerektiğini dile getirdi. Öte yandan uzmanlar omikron varyantının bulaşıcılık özelliğinin daha fazla olması sebebiyle maske, mesafe ve hijyene daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini dile getiriyor. Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca da omikron varyantının oluşturduğu tehlike ve virüsün yayılmasına karşı salgının ilk aylarındaki ciddiyetimize dönmek zorundayız. Maske, gelişi güzel takılmak yerine ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde kullanılmalıdır. Sosyal mesafe kuralına daha çok dikkat edilmelidir ifadelerini kullandı.